ağzınızı sulandıracak bir işletmeden hepinize merhaba diyoruz. Köfte denince akla biliyorsunuz ki her yörenin ayrı sunumu, ayrı harcı oluyor. Fakat şu an Balıkesir'de hikayesi çok uzun yıllara dayanan Sadullah Bey sayesinde öğrendiğimiz bir hikaye var. Bir köfte tarifi var. O tarifin hikayesine gideceğiz. Ama öncelikle ustam bizlere zaman ayırdın. Teşekkür ediyoruz sana. Siz de hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş bulduk. Köftelerin hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle küçük bir hikayeye değinmek istiyorum ben. Çocukluk mesleğimiz yıllardan beri aşağı yukarı 25 seneden beri bu sektördeyiz. 8 yıldan beri kendi işimizi yapıyoruz Ayşe Bacı Mahallesi'nde. Memnunuz yaptığımız işten. Vatandaşlarımız da seviyor köftemizi. Bizim Balıkesir'in yıllardan beri Balıkesir köftesi olarak ekmekli, soğanlı yapılan bir köftesi. Tam tarifi de vermiyoruz. Gelip yerinde yemeğiniz için diyoruz. Tabii canım. Hikaye çok uzun zaman öncesine dayanıyor. Kaç yıldan beri köfte yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 24-25 sene oldu. Ben o kamera öncesi dinlediğimiz başarı hikayesini biraz dinlemek istiyorum. Başarı hikayemiz aslında bizle değil, Ayşe Bacı Mahallesi'nin halkıyla gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımız işte açalım diye mekanımızı niyet ettik, mekan açalım diye. Orası burası derken kaderimize Ayşe Bacı Mahallesi çıktı. Küçük bir işletme kurduk burada. Sağ olsun köylüler de bize burada Ayşe Bacı Mahallesi'ne sahip çıktılar. Balıkesir'de 25 yılın vermiş olduğu tecrübeyi Ayşe Bacı Mahallesi'nde 8 senedir yerlisine, dışarıdan da gelen müşterilerimiz var. Onlara da değineceğiz. Genelde size sadece mahallede olduğunuz için kimler geliyor? Çünkü çok izole bir yerde kalmışsınız. Saklı bir lezzettir avrası. Evet. Balıkesir'de gelen ailelerimiz çok. İzmir'den, İstanbul'dan duyanlar geliyor. Yani birbirine söylüyor insanlar, halk birbirine söylüyor. Güzel bir lezzet var diyor burada diyor. Geliyorlar, her gelen misafirimiz de misafirini getiriyor yanında. Zaten köftelerimiz başlı başına kendi kendini reklam ediyor diyoruz buradan. Evet. Gelelim bu köftenin sırrına. Bu köftenin sırrı nedir? Ve neden bu kadar izole, saklı, gizli kaldı? Şimdi ekrandan izleyenler de elbet gelecekler. Yolu Balıkesir'e düşenler Ayşe Bacı Mahallesi'nde bizi ziyaret edecekler. Ama bu köftenin sırrı nedir? Biraz bundan bahsedelim. Biraz ağızları sulansın izleyicilerimiz. Aslında sırrı biraz kasabımızla alakalı. El emeği, göz nuru, yerli ürünlerimiz. Etinizi 8 yıldır aynı yerden alıyorsunuz. Aynı yerden alıyoruz. Biz de özenle yapıyoruz. El lezzet diyelim yani. Balıkesir özgü içinde başka neler var? Sırrına biraz daha değinebilir miyiz? Aslında çok fazla tarif vermek istemiyoruz anlaşılan değil mi? Sır var. Her şeyi verip bir şey vermeyebiliriz. O da yine eksik tat yaratabilir aslında. Vermeyelim biz yine de. Vermeyelim biz yine de. Tamam vermiyoruz. Çok istiyorsanız, çok merak ediyorsunuz. Geliyorsunuz, yerimizde yiyorsunuz diyoruz. Hemen şunu sormak istiyorum. 8 yıldan beri buradayız ama kapasitemize değinmek istiyorum. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Genelde buraya kimler tercih ediyor? Belli bir oturmuş müşteri portföyünüz var. Ama biraz değinmek istiyorum. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Biz haftanın 7 günü, işletmemiz haftanın 7 günü açık. Öğlen servisi ve akşam servisi var. Akşam 10'a kadar hizmet veriyoruz. Aynı anda 130 kişiye hizmet sunabiliyoruz. Köftenin asıl en önemlisi yanındaki garnitürleri de tabii önemli ama soğan, yani ana maddesi soğandır yanında. Yıllardan beri böyle. Ama biz ne yaptık bunu? Yanına işte çoban salatası ilave ettik. Soğanı fasulye ilave edip piyaz halinde sunuyoruz. Dedik ki bu doyurucu olsun, değişiklik olsun. Bulgur pilavı ilave ettik yanına. Bir de acılı ezmeli beyaz ezme sunuyoruz. Yani çeşit bol olsun diyerek. Özellikle sırf acı ezmesiyle bile kendisine has, şahsına münhasır. Hepsini illaki her yerde yemiş olabilirsiniz ama özellikle köftenin lezzeti olsun, acılı ezmemiz olsun. Bunlar gerçekten şahsına, firmasına münhasır diyoruz efendim. Hemen o zaman köftelerimiz de piştiyse biraz masada sohbetimize devam edelim. Devam edelim. Mutfağımız
mutfakta başlayan maceramızı masada bitirmeye karar verdik. Bir görmüş olduğunuz bu lezzetli tatları burada hepsini sizler için deneyeceğiz efendim. Hemen şunu sormak istiyorum. Çok fazla köfteden bahsettik ama burada sürpriz gelişmeler çıktı karşımıza. Tavuğumuz var, sucuğumuz var. Ben bunlara hemen değinmek istiyorum. Masadaki her bir noktaya değinmek istiyorum. Özellikle çok yabancısı oldum. Şurada beyaz haş haşlı bir şey var. Ustam nedir o? O yemekten sonra sunduğumuz ikramımız yine. Kendi ellerimizle yapıyoruz. Ne diyeyim beyaz? Günlük taze sütten höşmerim tatlısı. Balıkesir'e öz, höşmerim tatlısı, tahinli ve haş haşlı. Çok güzel. Sürpriz yani yemekten sonraki ikramımız. İkram olarak tatlı çok hoş gerçekten. Ezmeye de değinmek istiyorum. Renk çok canlı duruyor. Ekstra bir renk bir şey katıyor musunuz? Sadece biber salçası, domates salçası karışımıyla yapılan. Hı hı. Ama tabii içinde yine soğan, zeytinyağı, sarımsak, biraz da baharat çeşitlerinden yaptığımız ürün. Öyle herhangi katkı da yok yani. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Bekliyoruz. İnşallah hizmetlerde kusur etmeyiz. Efendim yol düşen herkesi bekliyoruz. Burada sadece sucuk, köfte değil, yanındaki bol ikramlarıyla midenizi, ağzınızı, neşenizi yerine getireceğiz diyoruz. Ve yol düşen herkese buraya bekliyoruz. Sektörler arasındaki yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Bizden ve lezzetlerden ayrılmayın diyoruz efendim.